Herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Milli Marşı'nın ardından tekrar lig başladı. Biliyorsunuz ki dün de Alanyaspor Galatasaray maçıyla 5. hafta sonlandı. Ben dedim ki bir bakalım 5. haftada neler olmuş, kim daha iyiymiş, kimin performansı öne çıkmış, kim daha iyi olabilir 6. hafta. Bunu konuşalım istedim. Ben Başakşehir'den başlayayım, son şampiyondan. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi Başakşehir'de açıkçası Trabzon maçında çok daha iyi buldum. O golü atamama sorununu, oyunu öne yıkamama sorununu çok iyi halletmişler. Hani geçen seneki şampiyon olan Başakşehir'e hani bir tık yaklaşmışlar. Hani hemen çok çok değil. Ayrıca Demba Ba'yı da Edin Visca'ya yaklaştırarak İrfan Can'ı boş alan yaratmasını sağlamışlar. Bu çok daha iyi olmuş. Ki geçen seneki şampiyonlukta İrfan Can'ın rolü büyüktü. Edin Visca'nın olduğu kadar. Ayrıca Rafael gibi ileri uca gidip yani patlama yapacak bir sol beki o oyuna sürmeleri daha iyi olmuş. Ama daha Çatlı'yı görmedik. Daha bu takıma Çatlı da girecek. Çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama sıkıntı şurada. Hala savunma arkasına top atıldığı zaman Şikertel ve Efriano çok geride kalıyor. Tabii ki de Afobe bir sürü pozisyon buldu ama aynı zamanda Abdülkadir Ömür de. Sıkıntı şurada. Gene Mert'i çok fazla gördük bu maçta. Gerçi lig başladıktan sonraki Mert'i çok az görüşmüş. Hani gene çok fazla gördük ama o diğer maçlara göre çok az gördük Mert'i. Ama o savunmadaki sıkıntıları ayarlayamazlarsa Başakşehir'in sıkıntısı daha büyük olur. Ben ayarlayacak diye düşünüyorum. Ben Mert'ten devam edeyim. Mert çok iyi toplar çıkardı bu maç. Hani onun yerine bir başkası olsaydı kesinlikle Başakşehir zorlanırdı. Başakşehir bence Mert bir kalecisi olduğu için çok şanslı saymalı kendisini ki geçen seneki şampiyonlukta en büyük pay onun da pardon çok özledim. Ben buradan Vichy'ye geçiyorum. Açıkçası Vichy'ye oyunu kullanmasını oyunu sürüklete etmesini ve paslarla bir şey bulmasını bilmiş Başakşehir bu maçta. Ama tabii milli maçın ardından ki sonraki ilk maç ay bu tam daha bize bir veri değildir. Başakşehir daha ilerleyen haftalarda daha iyi göreceğiz bu konuda. Bence durumu düzelecek diye düşünüyorum son şampiyonu. Ben buradan Trabzon tarafına geçeyim. Trabzon'da sıkıntılar hala devam ediyor. Eden Newton tam olarak hani Eden Newton Trabzon açısı pek tutmadı. Hani 3-5-2 oyunu oynatıyor takımı ama 3-5-2'nin hani üçlüsü yani şey gibi oynatmaya çalışıyor. Hatırlıyorsunuz Juventus bir ara öyle oynuyordu. Chiellini, Bonucci ve Barzagli. Yani bu üçünüz varsa, bir de arkanızda Buffon gibi adam varsa, üçlü zaten oynarsınız. Bir de önünüzde Pirlo gibi adam varsa. Ama sıkıntı şurada, hani Trabzonspor'da böyle bir ne üçlü yok. Hani zaten o böyle bir üçlü dünya tarihine çok az gelir artık. Hani hem de hani Kamil Ahmet Çörekçi'nin ileri çıkması, aynı zamanda Marlon'un da ileri çıkması Trabzon açısından iyi. Ama sıkıntı şurada geriye hemen dönemiyorlar. Dönemeyince Lewis Baker önlerinde bomboş kalıyor. Bomboş kalınca da Trabzon Başakşehir'in ataklarından çok fazla sıkıntı yarattı Başakşehir Trabzon'a. Hem sağdan hem soldan. Ama Lewis Baker'ı oyunda tutmaları, onunla oyunu
öne yıkması gayet başarılıydı. Ama sıkıntı şurada. Bir tek Lewis Baker öne yıkması sıkıntı verici. Yanına Abdülkadir Ömür, hatta Abdülkadir Parmak, gerçi Abdülkadir Parmak ikinciye de girdi ama. Yani bence bu 3-5-2'den vazgeçmeli Eddie Newton. Ama şöyle bir hava var. Sanki Eddie Newton'la yollar ayrılacakmış gibi bir durum var. Yani bunun için Fenerbahçe maçı bekleniyor. Yüksek bir ihtimal eğer Trabzon Fenerbahçe'yi yenerse o zaman Edin kalacak. Ama en ufak bir yenilgide hani Trabzon bence Fenerbahçe'yi geçse bile yani geçse bile en ufak yenilgide Edin gönderecek gibi duruyor. Yani Trabzon büyük sıkıntılar yaşıyor bu sene. Öteki taraftan kaleci Uğurcan çok düşüyor bu sene. Çünkü Filip Novak defansı çok iyi toparlıyordu. Yani hem Filip Novak'ın hem de Sosa'nın oluşu. Yani birisi defansta, birisi orta sahada. O kurguyu çok iyi yansıtıyordu. Böylelikle de Uğurcan'a hani top ulaşmadan engelliyordu Trabzonspor geçen sene. Ama sıkıntı şurada. Trabzon bu sene çok pozisyon yiyor. Öteki tarafta Afobe'yi topla buluşturuyorlar. Ama Afobe sırtı dönük. Hani Sherlock gibi değil. Bu geçen de anlattığım videolar gibi. Hatta şunu da bu kartta da bulabilirsiniz. Anlattığım videoyu. Yani Afobe Sherlock gibi değildir. Afobe top bekler. Yani topa gitmez. Hani topu ona getirmeniz gerekiyor. Sürekli doldur boşalt yapmanız gerekiyor ki ama bu da rakiplerin eline koz vermiş olursunuz. Sürekli doldur boşalt yapmalarından dolayı yani Skrtel ve Apriano uzun boylu oyuncular. Sürekli kestiler orayı. Ama Afobe'nin şöyle bir artısı var. Hızlıdır. Yani topa ulaşmak için çok hızlanır. Ama topa ulaştıktan sonra onun dezavantajı bir anda yavaşlar. Öyle gitmeye çalışır. Başakşehir'de oradan dersini iyi çalışmış. Afobe top göstermedi. Ama ne zaman geri atılsa Başakşehir'in defansının arkasında orada sıkıntılar vardı. Ben buradan Trabzon'dan Sivasspor'a geçeyim. Açıkçası geçen seneki Sivasspor'a ilk bu sene başladığında pek hani geçen seneki Sivasspor'u etkisini göremedik. Ama şimdi görmeye başladık. Rıza Çalımbay, Rıza Hocam bunu halletmiş gibi görünüyor. Max Gradel'i Yatabari'ye biraz daha yaklaştırmış. Ve Yasin'i de biraz daha içeri doğru oynatıyor. Aynı zamanda Erdoğan Yeşilyurtlu da kanata koyup Yasin'i de bir kanata koyup Max Gradel'i Yatabari'ye yaklaştırmak çok daha iyi bir sonuç verir. Çünkü Max Gradel'i ne kadar kaleden uzaklaştırırsanız o kadar kötü olur hani takım için. Çünkü Max Gradel gibi adam size maç alır. Hani hiç düşünmediğiniz yerden şut vurur ve gol atar veya hiç beklemediğiniz zaman da pas verir ki öyle bir vurdu ki Kayserispor maçında dönen topu Ziya çok iyi tamamladı. Ziya da hani çok iyi bir sol bektir. Yani tabii ki de Sivas'ın standartlarına göre ama çok iyi bir sol bektir. Harikadır. Ben buradan hücumculara geçeyim. Açıkçası geçen seneki hücumcular iyiydi ama bu seneki hücumcular çok daha iyi oynuyor. Yani Etabare geçen sene de vardı. Aurelio Cora geçen sene de vardı ama buraya Fajir Kayode ve o dediğim gibi Mascherano'nun eklenmesi çok daha iyi olmuş Sivasspor için. Pardon. Yani Sivasspor'u ilerleyen haftalarda daha iyi görebiliriz. Yani üstüne daha iyi koyacaktır diye düşünüyorum. Ben buradan geçeyim Fenerbahçe'ye. Açıkçası Fenerbahçe'nin Göztepe maçında tamam 3-2 maçı kazandı Fenerbahçe. Buradan tebrik ederiz. Ama büyük sıkıntıları var defansta. Şöyle ki Tisserand çok ağır adam.
Hani Tisserant'ın yanına hızlı bir adam koyarsanız Tisserant'ta da hani Tisserant da hızlanır. Hani Lemos'un olmayışı, gerçi Serdar Aziz de iyi defanstır. Ama Lemos yani geldiğinden beri iyi top oynuyor. Sıkıntı şurada işte. Lemos'un olmayışı Fenerbahçe açısından, defans açısından biraz sıkıntı verici bir durum. Hani Nazım Sangare'de sağ bek tarafında yani tabii ki de hani biraz aksıyor. Bir Gökhan Gönül tecrübesinde değil ama hani genç ve dinamizm katacaktır Fenerbahçe'nin sağ bekine. Sol bekine bakarsak Caner hala biraz aksıyor. Yani çünkü keza Göztepe Caner tarafından çok geldi. Bütün takımlar hep Caner tarafından geliyor. Bir parantezde Altay'ı açayım ben. Açıkçası çok iyi oynuyor. Hani çok iyi bir kaleci buldu Fenerbahçe ve Türkiye açısından. Ama sıkıntı şurada işte o defans kurgusunu hani Lemos'un olmayışı Fenerbahçe'nin defansa daha çok çekilip daha çok pozisyon buluyor. Bu Göztepe maçında gördük. Daha çok pozisyon buluyor rakipler. Hani Fenerbahçe A planını çok güzel tutmuş. Sosa, Ozan Tufan, Lemos, ön tarafta Samatta ve yanlarda Pelkas. Yani çok iyi oturtmuş A planını ve iskeleti ona göre kurmuş. Ama sıkıntı şurada. Hani eğer B planı yoksa Erol Hoca'nın, hani tamam bugün Sosa kurtar diyelim Fenerbahçe'yi. Eğer öbür gün Sosa yoksa o zaman ne olacak? Yani bir B planı olması lazım Erol Hoca'nın ki vardır diye düşünüyorum. Eğer yoksa da oluşturulmalı. Çünkü hani Sosa'nın o olmayışı yani gördünüz hani bir oyuncu olmayışı sıkıntı veriyor. Lemos gibi adamın olmayışı Tisserant'ın ağırlığı ortaya çıktı. Serdar Aziz ne kadar kapatmaya çalışsa da orada sıkıntı yarattı. Ki iki golde de büyük hatası var Serdar'ın. Çok özür dilerim. Yani Sosa'nın olmayışı eğer olmazsa hani böyle bir B planı oluşturmaları lazım Fenerbahçe'nin. Eğer oluşturmazlarsa büyük sıkıntı yaşar diye düşünüyorum. Ben buradan geçeyim. Dün akşamın maçına, Alanyaspor Galatasaray maçına. Ben Alanyaspor'dan başlayacağım. Açıkçası hani Erol Hoca gittikten sonra dedim ki Sivas şey Alanyaspor biraz sıkıntı yaşayabilir. Hani hiçbir hoca Alanyaspor'u pek iyi oynatamaz. Hani çünkü çok çok seçici. Hani Sergen'den sonra Erol Hoca'dan sonra Çağdaş Atan. Hani biraz sıkıntı yaşayabilir diye düşündüm ama o kadar iyi işleyen düzen var ki hani kim gelirse gelsin harika top oynatıyor takıma Çağdaş Atan ve kim gelirse gelsin aynı top oynatır diye düşünüyorum. Özellikle hani biliyorsunuz Efecan sakatlandı. Sakat döndü milli takımdan. Ben dedim ki bunda bir tık hani Galatasaray maçında zorlanır diye düşünüyordum. Ama hiç zorlanmadılar. Özellikle Davidson, Kalker, Bakasetas ve Kuma Babakar inanılmaz oynadılar. Kalker defansta çok top kesti. Babakar da o kadar yordu ki Marcao'yu ve Luyendama'yı. Yani Bakasetas ve Davidson çok pozisyonlar buldu. Ki 90 artı 5'te de zaten çok güzel bir golle yendi Alanyaspor Galatasaray'ı. Esas sıkıntı şu. Hani Alanyaspor'un hani ön alanında basket rakiplerine ligin ilk başladıktan beri çok güzel bir detay. Ama esas sıkıntı şu. Eğer
Hani Bakezetas ve Davidson olmayışı, yani eğer olmazsa o zaman ne yapacak diye düşünüyorum ben Alanyaspor. Ama öyle bir işleyen demir var ki burada bir çare, buna da bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum. Ben buradan geçeyim Galatasaray'a. Açıkçası Galatasaray'daki sorunlar hala devam ediyor. Hani ara transfere kaldı artık bir şeyler. Bundan sonra ne olur, ne biter? Onu konuşalım bir. Açıkçası dün akşamki kadroya ben baktım. Kadro çok güzel. Yani kağıt üzerinde güzel. Ama Emre Akbaba'nın daha zamanı ihtiyacı var. Daha yeni sakatlıktan çıktı. Yani Babel deseniz hala el freni. Yani bu maçta da görüldü. Hani oraya artık Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu'nu koyması da gerekiyor. Ya da Sekedika'nın koyulması gerekiyor. Çünkü Emre Kalınç da artık biraz yorgunluktan mı dersiniz? Yoksa kafası tam yerinde değil mi dersiniz? Onu tam bilemem. Ama biraz bir sıkıntı var Emre Kalınç'ın. İlk başladığı haftadaki hani ne Emre Kalınç ne de Galatasaray yani gibi değil. Bu takımı biraz hani düzeltmesi gerekiyor Fatih Hocam'ın. Yani 4-4-2 mi oynar veya 3-5-2 mi oynar? Aslında elinizde çok iyi iki elit forvet var. Bir tanesi Falcao, bir tanesi Cagne. Falcao zaten hayatı boyunca tek başına oynamamış bir adam. Hani Porto'da, Atletico Madrid'de bile, Manchester United'da bile, Chelsea'de bile yanında illaki bir adam oluyordu. Yani çünkü Falcao'yu eğer tek bırakırsanız, hani 4-2-3-1 ya da 4-3-3 sisteminde onu oynarsanız Falcao size bir katkı sağlamaz. Eğer bu takım 4-4-2 oynarsa çok daha iyi olur. Gerek Cagne gerek Falcao açısından. Çünkü bir tanesi top indirip bir tanesi de topu alıp hemen kaleye gönderen bir adam. Yani bu Galatasaray için daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Buradan ben Lines'e geçeyim. Açıkçası Lines'i bu maç iyi buldum. Ama Omar olsaydı çok daha iyi olurdu. Çünkü hep Lines tarafından geldi Alanyaspor. Hani Omar olsaydı oradan pek gelmezdi. Çünkü Saracı tarafından pek gelemedi Alanyaspor. Hep Lines tarafından geldi. Açıkçası Galatasaray'ın daha çok yolu var. Hani daha tabii ki de hani 5. hafta artık bir şeyler oturmaya başladı tıp takımlarımızda ama yani artık bence bir şeyler değişmeli Galatasaray'da. Çünkü var olan sistem yürümüyor belli ki tek forvetli. Keza hani Taylan'ı artık yalnız bırakmaması gerekiyor. Yanına Etobu'yu veya başka birisini alması gerekiyor. Veya Emre Kılınç veya Belhanda. Çünkü rakipler Taylan'ı öyle bir baskı yapıyor ki topu kaptırıp Galatasaray pozisyon yediriyor kalesinde. Ki kale demişken Fatih açıkçası hani ben Muslera'nın yerini tabii ki de Muslera'nın yerini kimse dolduramaz. O ayrı. Çünkü Muslera gibi adamınız varsa ve o zaten o oynamıyorsa eğer sakat değilse büyük bir sıkıntıdır bu sizin için. Ama şimdi Muslera'nın olmayışı Galatasaray için çok büyük bir sıkıntı. Keza Fatih de hani pek ilk başladığı gibi durmuyor. Ama Galatasaray düzelecektir diye düşünüyorum buradan. Ki keza Muslera Kasım'da geri dönüyor. Galatasaray'ı daha iyi görebiliriz. Eğer Sekidika, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu ve bunun gibi oyuncuları oynatırsa hani tamam Feghouli, Belhanda kriz yapmış olabilirler. Ama bence tekrar bir krize neden olmak yerine artık bir çizgi çekip onları kazanmaktır bence Fatih Terim'in işi ki Fatih Terim zaten bunu yapacaktır. Galatasaray daha da iyi olacaktır diye buradan videoyu sonlanıyorum. Umarım beğenirsiniz videomu.
Abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Yarın da güzel bir video geliyor. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.